Sorularla Risale-i Nur programının değerli takipçileri, birkaç haftadır programımızda besmelenin sırlarıyla ilgili böyle bazı konuları değerli hocamız Alaaddin Başarır'la işledik. Bu haftaki konumuz 5. sırla ilgili bazı konular. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. 1. sırla dair sorularda mesela bir kısım ehli tarikatın İnnallah halakal insana ala surete rahman hadis-i şerifini akaid-i imaniyeye münasip düşmeyen bazı surette tevil etmişler diye bir ifade geçiyor. Bu akaid-i imaniyeye muvafık olmayan tevilatlardan mı yazarız? Ya da bunun makul tevili nasıl olacak? Yani malum hadis-i şerif, bu hadis-i şerif müteşabihat kısmından, yani teşbih. Bu tip hadisler var. Mesela biz Türkçemizde de konuşurken teşbihi çok kullanırız mesela. Falan adamın eli sıkıdır derken buradaki maksadımız adamın cimriliğini ortaya koymaktır. Yoksa yumruğunu sıkmış demek istemeyiz. Bu manada çok teşbihler var. İşte hadislerde de teşbihler var. Buradaki hadisteki zahir mana şu. Muhakkak ki Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Rahman suretinde yarattı deyince bazı zatlar bunu sanki haşa haşa kendi suretini yarattı gibi anlamışlar. Çünkü Cenab-ı Hak kendi suretini yarattı diye geçmiyor hadiste. Rahman suretini yarattı. Yani Rahman ismine özellikle dikkat çekiliyor. Zaten Besmele'nin sırlarında işleniyor bu konu. Besmele'de Allah isminden sonra rahmet ifade eden iki isim kullanılmış. Rahman ve Rahim. Cenab-ı Hak rahmetine Besmele'de dikkatimizi çekiyor. İki rahmet ismi koymakla ya da başka bin bir esmasından başka isimlere de konulabilirdi değil mi? İşte bunu izah ederken otomatikmen konu rahmette odaklaşıyor. Bu vesilede bu soru soruluyor. Bu hadisi peki nasıl anlayacağız? Cenab-ı Hak insanı Rahman suretinde yaratmıştır. Bazı zatlar bunu sanki kendi suretinde yaratmıştır gibi yorumlamışlar haşa. Akaid-i İslamiye münasip düşmenin dediği üstadın bu. Evet. Hadiste geçen suret kelimesini nasıl anlamamız gerekir? Bu suret hakkında yine Nur Külliyatı'nda simay manevi tabir geçiyor. Aynı konuda geçiyor daha doğrusu. Simay manevi. Yine başka yerlerde de siret, ahlak tabirleri kullanılıyor. Şimdi burada malum insanın bir maddi sureti var, bedeninin sureti var. Bir de insan deyince zaten esas ruhtur insanda. Beden ruhun hanesidir, evidir. Esas olan insan deyince kainatta ruh anlaşılır. Onun için de bu sureti rahmanı şey yaparken de insanın manevi simasında ağırlık ve rahmet görülüyor. Maddi simada da görülüyor. Bu ayrı mesele. Fakat özellikle simay maneviye dikkat çekilmiş oluyor. Peki simay manevi nedir? Bunu iki şekilde anlayabiliriz. Birisi mesela ruh da müstakil varlığa sahip. Ruhun kendi bir müstakil varlığı var. Bedenin hanesi ama bu haneden çıkınca müstakil bir varlığı var. Glaf-ı latif mi deniyor nurlarda? Kendine mahsus bir elbisesi var diyor. Onu giyer. Öyle çıkar. O ruhun müstakil bir siması vardır. Manevi siması vardır. Bunun en güzel örneği melekler mesela. Şimdi bunlar nurdan varlıklar ama bir simayı manevileri var bunların. Değil mi? Cebrail aleyhisselamla Mikail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam birbirine benzemezler. Değil mi? Yan yana gelseler işte şu Cebrail, şu Mikail, şu Azrail diyebiliyoruz değil mi? Diyebiliriz, görebilsek. Bize bunu dedirten nedir? Onların birer manevi simalarının olması. Birbirinin ayrıcı özelliklerinin olması. O da insan ruhunda demek bir siması vardır. Peki bu simada Rahman isminin tecelli etmesi, rahmetin burada hakim olması manasına. Yani bu simaya baktınız mı Allah'ın rahmeti okunuyor. Yani buradaki maksat insan yaratır şey. Yani ne diyelim? İnsan kalbi, ruhu, aklı, bütün latifeleri, hafızası, değil mi? Ona verilen bütün şey, ilim, irade, kudret gibi sıfatlar, bunların tümünden hasıl olan veya tümünü ihtiva eden
insanın ruhun bir mahiyeti var. İşte o mahiyet de rahmet hakim. Yani o mahiyete baktınız mı açıkça rahmeti okursunuz. Manasında bir müteşabih hadistir bu. Üstadın izahlarından böyle anlaşılıyor. Yine 5. sırada ait şöyle bir sualimiz olacak. Yani besmelenin sırlarında bu tabir çok geçer. Kainat simasında, küreya simasında ve insan simasında İsmi Rahman'ın görülmesi, yani özellikle İsmi Rahman'a vurgu yapılması, sayrı esmanın değil de bundaki hikmet ne olabilir acaba? Ya, muhakkak ki kainatta da, insanda da, efendim söyleyeyim, küreyarızda da, Cenab-ı Hakk'ın kudreti de, ilmi de, iradesi de değil mi? Musavvir ismi de ilahir çok esması ve sıfatı tecelli ediyor. Fakat burada vurgu yapması besmele anlatılıyor ya. Yine az önceki sözlerimi söyleyeceğim. Yani Bismillah'tan sonra rahmet ifade eden iki isim neden kullanılmış? Peki Cenab-ı Hak rahmetin dikkatini çekiyor. Kainat simasında da rahmetimi okuyun. Arz simasında da, kendi simanızda da. Kendi simasını ikiye ayırdık. Maddi bedeninizde de, ruhunuzdaki manevi simada da. Neye baksanız ben rahmetimi okuyacaksınız. Bu mana hakim yani. Onun için mesela güneşe bakıyoruz, bize rahmet. Havaya bakıyoruz, rahmet. Semaya bakıyoruz, yıldızlara bakıyoruz. En azından işte hanemizin tavanının bezekleri, süsleri gibi de bakınca içimiz açılıyor. En azından diyorum. Sonra yeryüzüne iniyoruz. Rahman ismi arzda daha çok tecelli ediyor. İşte bütün hayvanat, bütün bitkiler, sebzeler, meyveler vesaire hepsi bize rahmet. Değil mi? Neye baksak rahmeti okuyoruz. Kainatta da, arzda da. Geliyoruz insana, saçımız rahmet, kaşımız rahmet, gözümüz rahmet, elimiz, ayağımız, ciğerimiz, midemiz, ilahir. Bedendeki her organımız bize rahmet olduğu gibi geçiyoruz simay maneviye. Aklımız rahmet, hafızamız rahmet, hayalimiz rahmet değil mi? İşte irade sıfatımız rahmet. İradesiz, yani. Tabii iradesiz olabilirdik. Sıfatlarımızın her birisi bir rahmet bize. Böyle baktığımız sanki insanın rahmetin başka bir şey okunmuyor. Yani üstadın bir ifadesi var. Yağmura rahmet nam verilmiştir diyor. Çünkü yani rahmeti, o kadar rahmet manası var ki ruhta şey yağmurda. Yani o kadar faydaları var ki işte sanki rahmet diyor tecessüm etmiş de yani cisimleşmiş de yağmur suretini almış, katre suretinde iniyor manasında diyor. Yağmura rahmet nam verilmiştir. Sanki bu mana burada da hakim gibi yani. İnsanın da gerek maddi simasında gerek manevi simasında neyine baksan o kadar açıkça rahmet okunuyor ki sanki rahmet tecessüm etmiş de insan mahiyeti olmuş gibi. Yani bu ona bir teşbihtir bu hadis-i şerif az önce de arz ettiğim gibi. Gerçi 32. sözün 3. mevkıfının başında iki ayrı esmayla ifade ediliyor ama aynı mana olabilir mi? Sanki o mahsunu müzeyyen bir lütfü mücessem, aynı. Bir keremi mütecessit. Tabii yani cihetli diyor ya, mesela aynı anda rahmettir, aynı anda kudrettir, aynı anda. O manada ifadeleri de var. Evet. Yani bakışa göre. Mesela kudret nazarıyla baksanız kainata, güneş yaratmak sonsuz bir kudret gerektirir. Ay yaratmak, sema yaratmak, dağ yaratmak değil mi? Atom yaratmak. Parçalanınca müthiş bir kudret çıkıyor da şeyden, atom parçalanmasından. Yani kudret göze baktınız mı, bir taş parçasında ne kadar atom var sayısını söylemek zor. Her birisinin parçalandığını düşünün. Sanki kudret tecessüm etmiş de o dağ olmuş. Rahmet cihete baktın mı dağın her şeyinden istifade ediyoruz. Sanki rahmet tecelli etmiş de dağ olmuş. Hikmet cihete baktın mı yine öyle. Yani hangi cihete baksak kainata o mana hakim oluyor ve sanki o mananın cisimleşmiş bir şekli gibi görünüyor. Ama burada konumuz besmele olduğu için rahmet nazarıyla bakıyoruz. Rahmet nazarıyla bakınca da her şeyde rahmeti okuruz. Hikmetle bakınca her şeyde hikmeti okuruz. Bu mana. Yine 5. sırada şöyle bir ifade var. İnsan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir surettedir. Sonra az önce demiş gibi oldum. Yani tamamıyla iki şekilde yorumlayabiliriz. Birisi İnsan tamamıyla İsmi Rahman'ı gösteriyor. Yani diyor ki saçı rahmet değil mi? Saçımız rahmet, saçımızın olması. Alnımıza saç olmaması da rahmet. Değil mi? Kaşımız rahmet.
Hem terimizi tutuyor hem yüzümüze bir güzellik tatıyor. Gözümüz rahmetiyle akıyor. Bu şekilde baktık mı böyle tamamen insan sanki rahmet gibi bir böyle. Ve tamamıyla da yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti her şeyde tecelli eder. Cemadatta, yani cansızlarda Allah'ın rahmeti yokluktan varlığa çıkarmak şeklinde görünür. Yani Üstad'ın kendi ifadesi Adem zulmatından ziyader varlık alemine çıkarmak. Yani yokluk karanlığında kalabilirdi. Buna karşılık Allah'ın rahmetiyle işte var oldu, görünür, bilinir bir mahluk oldu. Dolayısıyla yokluğa göre var olmak bir rahmettir. Değil mi? Bu da rahmettir. Şimdi ama bütün münasebeti usta ne gibi? Mesela bir dağ da olsa diyor, hayatsız bir cisim, yetimdir diyor. Hani bütün münasebeti bulunduğu mekanladır diyor. Ama bir ağaç veya bir çiçek efendim rahmete daha çok masar. Onun havayla, suyla, güneşle, baharla değil mi münasebetleri var? Cenab-ı Hakk'ın rahmetine daha çok masar. Bütün bu ihtiyaçlarını Cenab-ı Hakk'ın görmesi cihetiyle bir de cansız değil de yarı canlı olması cihetiyle bir rahmete masar. Bu da rahmettir. Yani hayvanata gelelim. Orada hissiyat hakim oluyor. Değil mi? Görmesi, işitmesi, yürümesi vesairesi. Rahmet daha da artıyor burada. Tamamıyla dediği üstadımızın bu tam manasıyla insanda kemaliyle tezahür ediyor. İnsandaki rahmet kainatla münasebetinden, kainatın onun hizmetine koşmasından, arz-ı harif olmasından öteye geçiyor. Değil mi? Ebeden hamizet oluyor. Marifetullah'ta, muhabbetullah'ta hassiz terakkiye medar olacak bir yaratılışa sahip. Bu yaratılışıyla zaten cennete layık bir kıymet alabiliyor. İnsana bu cihete baktık mı rahmet manası tamamıyla insanda görünüyor. Ağaçta da, dediğim gibi cansızda da, hayvanda da var ama tamamıyla insanda görünüyor. Demek varlıklarda rahmetin ayrı ayrı tecelliyatı görünüyor. Evet. Evet. Mesela insaniyet ciheti, bir de İslamiyet ve diğer cihetler de mi? Onlar da mı rahmet sahası görüyor? Tabii tabii. Değil ki Adem'de kalmayıp vücuda gelmek diyor. Evet. Var, insan rahmeti, ilahi rahmeti sayar ki Üstad. Birincisi Adem'de kalmayıp vücuda gelmek. Sonra vücudun pek çok eşkel ve vaziyetlerinden mücdin sıfatıyla insan suretinde olmak ne gelmek diyor. Yani vücudun pek çok şekilleri var. İşte, değil mi? Taş da olurdu, ağaç da olurdu işte. Hayvan olurdu. Şu kadar tür hayvandan birisi olurdu. İşte insan olmuş. Ondan da kalmamış, hidayete ermiş, Müslüman olmuş. Müslüman sıfatıyla insan suretine gelmek. İşte başka yerde de bunu söylerken işte marifet ve muhabbetini verdi diyor. Sana sonsuz bir nura seni kavuşturdu diyor. Yani Allah'ı tanıma ve onu sevme vadisinde de insan kalbine, ruhuna büyük bir genişlik verilmiş. Kabiliyet verilmiş. Bunlar hep rahmete dahil. Sanki son hududu da bu. Evet, iman, marifet, muhabbet sahasında ilerlemiş bir mümin, Müslüm. Ayrıyeten yine 5. sıranın sonunda ehli vahdeti vücudun diyor, muhtedil kısmı la mevcuda illahu demeleri bu münasebetin kemaline bir işarettir. Yani insanda ki sureti rahman ya da simai maneviyle ehli vahdeti vücudun bu ifade sırasında nasıl bir münasebet kurabiliriz? Şimdi vahdet-i vücut diyorlar, mutedil kısmı dedi. Üstadın işte yani neye baksak Allah'ın esma ve sıfatını görürüz. Neye baksak? Mesela bir mahluka baktık mı, bir ağaca diyelim, yarı da olsa hayatı var. Muhi ismi tecelli etmiş. Bir sureti var, Musavir ismi tecelli etmiş değil mi? Bir güzelliği var, Müzeyyin ismi tecelli etmiş. İlahir. Bu esma tecellilerini çekseniz o varlık ortadan kaybolur. Değil mi? Onun için hakiki hakik eşya Esma-i İlahiyedir demişler. Esma-i İlahiyedir. O eşyan hakikati Allah'ın isimleri. Ya şimdi bu isimlerin tecellilerini çektiniz mi o varlık ortadan kaybolur. Mutedil kısım böyle izah ediyor. La mevcudu illahuyu yani Allah'ın hangi mevcuda baksan onun esmasından başka bir şey göremezsin. Manasına. Bu manada insana da baksan rahmetten başka bir şey göremezsin. Baştan sona insan rahmettir. Muhtedir olmanın kısmı ne diyeceksiniz? Onlar tecelli ile zatı karıştırıyorlar yani. Ona diyorlar ki işte bu tabi istirak halinde söyleniyor. Yakaza dediğimiz uyanık halde söylense tabi tehlikeli.
Allah'tan başka hiçbir şey yoktur diyorlar. Onun başka la mevcuda illa, ondan başka hiçbir varlık yoktur diyorlar. Bu işte tecelli ile zatı karıştırıyorlar. Hatta buna bir örnek de veriyorlar bu kısım. Diyorlar işte mesela su vardır diyorlar. Efendim, buz vardır, su vardır, bir de buhar vardır diyor. Üçü aynı şeydir diyorlar. Esas buhardır. Buhar biraz katılaşmış, su olmuş, biraz da katılaşmış. Efendim, buz olmuş. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kudreti sıfatlardır esas olan diyorlar. Sanki sıfatlar değişime uğramış da haşa. İşte tekasüf etmiş diyorlar onlar. Efendim söyleyeyim, bu varlıkla meydana gelmiş gibi. Yani varlıklar sıfatın aynı kabul ediyorlar. Bu tehlikeli tabii. Bize göre sıfatların isimlerin tecellisidir. Tecellisidir bunlar. Üstadımız onlara da bir hüsnü zanları tam kırmamak için bir yol açıyor. Yani diyor bunların maksadı yani onlar vücut ismine layık değiller demektir diyor. Yani Allah'ın varlığına göre mahlukatın varlığına varlık denmez. Hani mesela şey diyeyim, aynada bir anlatın sözde geçiyor ya, sen aynalar mahzenine girsen bir sayı binde sayı durur diyor. Ama zihayet yalnız sensin. Peki şimdi orada suretlere bakıyorsun, bin tane resim var. Onlar yoklar, yok mu resimler? Var, onu yok diyemezsiniz. Ama orada kaç kişi var diye bir kişi diyorsunuz. Ya onlar ne? Onlar varlık isimine layık değiller. Üstad bu manada vahdet-i vücutçuları biraz kurtarıyor yani. Onlar mahlukata diyor, vücut ismini vermeyi uygun görmemişler Allah'ın varlığına nispeten. Asıl varlık, vücut, varlık vacip vücuttur. Mümkün vücut ona nispeten hiç hükmündedir. Hiç hükmünde de olsa ama yine vardır. İşte bu arada burada ayrılıyoruz yani. Muhtedil kısım demek ki öyle demiyorlar da Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Neye baksan onun tecellisinden başka bir şey görünmez manasında söylüyorlar. Aynı mana rahmette de demek ki var. Neye baksan rahmeti görürsün insanda. Başka bir şey göremezsin. Bu demek. Yani her mahluk Allah'ın varlığına bir delildir. Hı. Her varlığın Allah'la bir münasebeti vardır. Fakat bu münasebet daha kemal manada insanda mı vardır? Halikiyet, mahlukiyet münasebetidir münasebetimiz. Evet. Ama daha ileri münasebet imanla münasebettir. Yani en ileri münasebet iman münasebetidir. Bu en ileri manada insanda tabii haliyle. İşte bunu vahdet-i vücutçular istirak dediğimiz yani manevi sarhoşluk halinde bunu söylüyorlar. Hatta konu ayrı bir konu. Bir gün vahdet-i vücuda girersek inşallah orada yine bazı sorulara cevap vermeye çalışırız. Bu kadar kafi bu konuda. Yani istirak dediğimiz manevi sarhoşluk yani uyanınca ona yakaza ediliyor. Aynı şeyi söylemiyorlar. Evet. Yine insan ismi Rahman'ı tamamıyla gösterir suretlerdir denince aklıma ismi Kayyum'da bir ifade var. Mesela diyor ki melekeler Cenab-ı Hakk'ı bu cihetle bilemezler diyor. Yani rahmaniyet cihetiyle hakimiyet var. Hakimiyet ciheti var. Tabii Allah bilme noktasında insanın sahası çok geniş. Mesela sadece bir örnek vereyim. Bir elmaya meleke de bakar, insan da bakar. Meleke ne olarak bakar? Dünün taşı, şey toprağı, suyu Cenab-ı Hakk'ın bir fabrikası olan ağaca girmiş. Bugün bambaşka şeyler olmuşlar. Renkli, işte şöyle şöyle şöyle. Değil mi? Ya onun rızık olduğunu meleke tatmadığı için onlar rezak ismini okuyamaz meleke. Ancak uzaktan okur. Nasıl biz onu yeriz? Bize bakarak uzaktan bir şey marifet gibi olur onun için rezak ismi. Ama biz öyle değil. Biz hem onun yaratılışına bakıyoruz hem de onu yemekle ondaki tadı zevk ediyoruz. Ondaki efendim vitaminlerden, kalorilerden vücudumuz istifade ediyor. Bunların şuurundayız. Gözümüz renginden istifade ediyor. Değil mi? Bakın o zaman ne oluyor? Bizim elma hakkındaki marifetimiz melekten fazla oluyor. Güneş de öyle. Yani meleke ışık lazım değil ki güneşin ışığının rahmet olduğunu bilsin. Hararet lazım değil ki hararetin rahmet olduğunu bilsin. Hava da öyle. Meleke teneffüs etmez ki havanın rahmet olduğunu bilsin. Bunlar bir mahluk olarak değerlendirir. Rahmet olarak değerlendirmesi zor. Çünkü onlara bir faydası yok çünkü. Yani onda bunun ölçüleri, aletleri yok tabiri caizse. Yani rahmet nazara bakamaz bunlara. Evet. Saygıdeğer sorularla Risale-i Nur programından takipçileri. Bugünkü programımızda
saygıdeğer hocamız Alaaddin Başar Maliyelet 5. sırada dair bir hadis-i şerifin yorumu üzerine sorularımızı sorduk ve tatminiz cevaplarımızı aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bize teşekkür ediyorum.